Herkese selamlar. Mobile Legends'ın içinden serisinin en yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde MLBB'ye gelen yeni özellikleri ve optimizasyonu ele alacağız. Ayrıca şunlar da dahil olacak. Yeni kahraman Florin, kahraman yenilenmeleri, kostüm yenilenmeleri, arayüz düzenlemeleri, optimize edilmiş aksiyon modları, daha iyi oyun dengesi, aşinalık sistemi ve tüm oyuncular için yıl dönümü hediyeleri. Hadi daha fazla uzatmadan konumuza geçelim. İlk olarak yeni kahramanımız Umut Tomurcu Florin'e hoş geldin diyelim. Kendisi Vaha'da doğdu ve Vahşi Batı'ya yeşillik yaymaya kararlı olan arkadaşı Dew ile çölde seyahat ediyor. Şafak Vadisi'nin savaş alanında Florin ayrıca tüm vadiye şefkatin gücünü de gösteriyor. Dostlarına ekipman yuvası işgal etmeden fazladan bir ekipman parçası vermesi de bunu kanıtlar nitelikte. Ultisi ise takım arkadaşları ne kadar uzakta olursa olsun onları tam iki kez iyileştirebilir. Ancak en önemlisi bu güçlü destek kahramanını MLBB 5. yıl dönümü etkinliğinde ücretsiz olarak sunacağız. Emin olun bu kahramanı kaçırmak istemezsiniz. Ardından yine bu yeni sürüm ile gelen yenilenmiş kahramanlarla tanışacağız. Bunlar Kagura, Odette, Lancelot ve Hayabusa. Güncelleme ile birlikte bu 4 kahramanın portreleri, modelleri, animasyonları ve görsel efektleri büyük ölçüde geliştirildi. Bu kahramanlardan bazılarının becerileri de yenilendi. Yenilenen beceriler hakkında daha fazla bilgi için Progenex Express'ine göz atmayı ve oyun içerisinde bizzat kendiniz deneyimlemeyi unutmayın. Kahraman yenilemeleri hakkında yeterince şey söyledik. Şimdi kahramanların kostümlerine geçelim. Bu yeni sürümde yenilenen 4 kahramanımızın tüm kostümleri de beraberinde yenilendi. Şimdi sizlere yenilenen kostümlerdeki bazı önemli noktalardan bahsetmek istiyoruz. İlk sırada Ejderha Kız Kagura'mız var. Yenileme sayesinde Kagura artık savaş alanında onun animasyonunu ve görsel efektlerini gördüğümüzde hemen dikkatimizi çekecek olan ruhani bir güzelliğe sahip. Sırada Deniz Kızı Prensesimiz Odette var. Yenilemeden sonra prensesin zarafetine daha yakından tanık olabilirsiniz. Zarafetin konusu açılmışken asil matador Lancelot'tan bahsetmezsek olmaz. Bu kostüm artık tamamen yeni bir arka plana ve ekran animasyonuna sahip. İşte şimdi parlama zamanı. Son olarak Hayabusa Deney 21 kostümüne bir bakalım. Bu kostüme kıyamet sonrası bir ortam ekleyerek savaş alanında daha da havalı görünmesini sağlamaya karar verdim. Az önce de söylediğimiz gibi, bunlar bu sürümün öne çıkan özelliklerinden sadece birkaçı. Daha fazla ayrıntı için oyun içerisinden bizzat kendiniz kontrol etmeyi unutmayın. Sırada MLBB'nin görselliği açısından yeni bir devir açacak arayüz güncellemesi var. Artık ana ekranda efsanevi Şafak Vadisi'ni görebileceksiniz. İkonların ve tüm arayüzün minimalist tasarımı sayesinde arayüzde gezinmeniz artık çok daha kolay olacak. Ayrıca ana ekran, oyuncunun gerçek hayatındaki saat dilimine göre gündüz ve gece döngüsünü sunacak. Bir diğer önemli detay ise oyuncuların savaş alanına girme süreci. Artık tek bir uzun çekimle birlikte üste inip savaşa tamamen dalabilirsiniz. Kahraman seçimi, kahraman gösterimi, etkinlik salonu ve benzeri sayfaların arayüzleri de optimize edildi ve yeni sürümde denemenizi bekliyor. Ufak bir dipnot. Güncellemeden sonra ana ekranın arka plan müziğini de değiştirebileceksiniz. Bize güvenin. Bu kesinlikle denemeye değer. Şimdi aksiyon modlarının düzenlemelerine geçebiliriz. Magic Chest'te minik dostumuz Harper, kırmızı pelerinli keskin bir şövalye oldu ve ayrıca artık sevimli kocaman kulakları da var. Kulüp modundaysa haritayı optimize ettik ve modun içerisine yeni bir iyileştirici özellik ekledik. Bunu alan oyuncular kendini ve yakınındaki dostlarını iyileştirebilir. Şimdi sırada genel oyun dengesi. Yeni sürümde en büyük önceliklerimizden birisi de nişancılar oldu. Bu roldeki çoğu kahramanın menzillerini ve beceri hasarlarını geliştirerek onlara daha fazla alan yaratmayı hedefledik. Aynı zamanda kulelerin menzili de geliştirildi. Ancak dış kuleler, enerji kalkanları aktifken menzilli saldırılardan daha fazla hasar alacak. Bu da nişancılar için başka bir iyi haber. Oyun dengesi düzenlemeleri hakkında ayrıntılı bilgi için yakında gelecek tanıtımları kaçırmadığınızdan emin olun. Ve şimdi sırada yepyeni aşinalık sistemimiz var.
Oyunun bu versiyonunda arkadaşlarınızla etkileşim kurarak, örneğin onlarla takım kurarak veya onlara hediyeler göndererek aşinalığınızı artırabilirsiniz. Yeterli düzeyde aşinalığa ulaştığınızda aranızda yakınlık oluşturabilirsiniz. Birbirinize hediyeler göndererek veya takım oluşturarak yakınlığınızı yükseltebilirsiniz. İlişkiniz ilerledikçe özel bir yükleme ekranı gibi ödüllerin kilidi açılacak ve hatta kahramanlarınızı bile birbirinizle paylaşabileceksiniz. Son olarak MLBB'nin yıl dönümü hediyelerine bir göz atalım. Yıl dönümü etkinliğinde oyuncular Mia'nın ay rahibesi kostümüne ücretsiz bir şekilde sahip olabilir. Bu bölümün başında tanıttığımız yeni kahraman Florian de ücretsiz olarak elde edilebilir. Bunun dışında Thamuz Çukur Orakçısı, yıl dönümü avatar çerçevesi, tüm kahramanlara sınırlı süreli ücretsiz erişim, nostalji etkinliği, yıldız koruması ve çok daha fazlası yeni sürümde sizleri bekliyor. Ve bugünkü bölümümüzü de burada noktalıyoruz. MLBB'ye giriş yapmayı ve yenilikleri gözden geçirmeyi unutmayın. Oyunumuz için herhangi bir yorumunuz veya öneriniz varsa lütfen yorumlarda belirtmekten çekinmeyin. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, daha fazla haber ve güncelleme için de YouTube kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Şafak Vadisi'nde görüşmek üzere.